Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş de kullanabileceğiniz harika bir modelden bahsedeceğim arkadaşlar. Modelim hem çok kolay hem de çok güzel muhteşem bir örgü modeli diyebilirim. Hemen modelimin yapım aşamasına başlamak istiyorum. Ben bu şekilde ilmeklerimi atarak modelime başladım arkadaşlar. Modelim 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor bakın. 1 2 3 burası bir model. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ve artı 2 kenar ilmekleri olmak kaydıyla. Evet. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben modelimde lastik uygulamayacağım. Fakat lastik isteyen bir model arkadaşlar. Şöyle ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Modelimin birinci sırası tamamen ilmekleri düz bir şekilde örerek ilerliyoruz. Dediğim gibi ben lastik uygulamadan direkt modele başladım. Fakat lastik isteyen bir model arkadaşlar. Modelimin birinci sırasını bütün ilmekleri düz bir şekilde örerek tamamlıyoruz. Evet modelimin ikinci sırasına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bütün ilmekleri ters olacak şekilde örüyorum. Modelimin ikinci sırasındayım arkadaşlar. Ve bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde örüyorum. Evet kenar ilmeğimi de ördüm ve modelimin 3. sırasına geçiyorum burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sonrasında bir kez doladım takip eden iki ilmeğin öncelikle yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar şöyle iki ilmeğin yerini değiştirdim bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek doladım. İki ilmeğin yerini değiştirdim. Bu iki ilmeği ve arkasından gelen bir tane daha ilmeği yani üç ilmek olacak arkadaşlar. Bakın bir, iki, üç. Bu üç ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyorum. Ve bir kez doladım. Tekrar iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum öncelikle yerine değiştirdim ve arkasından gelen ilmeği de alarak üçünü beraberce örüyorum. Bir ilmek doladım. Devamında gelen iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Önce yerlerini değiştiriyorum. Sonra arkasındaki ilmek ile beraber yani bu üç ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyoruz. Bakın arkadaşlar, 3 ilmeği beraberce kestiğimiz için burada e, bir ilmek az olmuş oluyor. Yani bu sıramızda birer ilmek her modelde birer ilmek azalmış oluyor. Onu da bir sonraki sırada tamamlayacağız. Yani ilmek sayımız tekrar eski haline geri gelecek bir sonraki sıramızda. Evet, modelimin üçüncü sırasında bu şekilde işlem uyguladık. Ve yine şişimin başını doladım bakın. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şu an bu şekilde bir görüntümüz var. Modelimin dördüncü sırasına geçiyorum. Arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın devamında gelen ilmeğim dolayarak almış olduğum ilmek. Buradaki ip benim tarafımda yani kendi tarafımda. Bu ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. Takip eden bir ilmeğim var. Bur ilmeği de ters bir şekilde örüyorum. Takip eden ilmeğim arttırmış olduğum ilmek ilmeğimi bakın bu kez ipimi burada örmeden aldım ve bir kez şişimin başına doladım. Bu şekilde ilmek sayımı tekrar geri getireceğim. Sadece baş ve son kısımda bu işlemi yapmıyoruz. Bir kez ters ördüm ilmeğimi takip eden ilmeğim Dolayarak almış olduğum ilmek bu ilmeği yine örmeden alıyorum ve bir kez şişimin başına tekrar ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örmeden aldım, doladım ve yine bir ilmek ters örüyorum. Bakın sıramın sonuna geldim. Burada dolayarak almış olduğum ilmeğim var. İpi kendi tarafıma alarak tıpkı baş tarafında yapmış olduğumuz gibi Yine örmeden alıyorum. Dolamıyorum ama. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimin 5. sırası ve ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Takip eden diğer ilmekleri ise ters bir şekilde örüyorum. Şöyle burada ilmeğim açıldı arkadaşlar. Evet. Bakın burası örmeden almış olduğum ilmek ve dolayarak aldığım ilmek. Bunları sırayla ters bir şekilde örüyoruz. Önce önce geleni, sonra arkasındakini. Bütün ilmekleri burada ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Dolayarak aldığım ilmekleri de teker teker ters bir şekilde örüyorum. Modelimin 5. sırasında bu şekilde işlem uyguluyoruz. kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın dediğim gibi lastik isteyen bir model olduğu için alt tarafı toplanmaya başladı bile. Modelimin 6. sırası ve son sırasındayım. Modelimin 6. sırasında bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen sevgili takipçilerimden küçük de olsa bir yorum rica ediyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, bir yaprak olabilir, bir nokta olabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. Şimdiden kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Ve modelimin ön yüzüne geçiyoruz. Sizlerle modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi hızlıca bir kez daha kuralım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız adına ilk ilmeğimi örmeden aldım ve devamında gelen bütün ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Modelim oldukça kolay arkadaşlar. Oldukça şık, herkes tarafından beğenilen bir model. Hiçbir kafa karışıklığı da yok. Evet modelimin birinci sırasında bütün ilmekleri düz bir şekilde örerek tamamladım. Modelimin ikinci sırasına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bütün ilmekleri ise ters olacak şekilde örüyorum. Evet modelimin ikinci sırası ve arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimin üçüncü sırası ve ön yüzündeyim. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum, bir ilmek doladım, takip eden iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum şöyle yerlerini değiştirelim. Sonrasında bu iki ilmeği ve arkasındaki ilmeği yani toplamda 3 ilmeği beraberce düz bir şekilde örerek kesiyorum. Bir ilmek doladım. Takip eden iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ve arkasındaki ilmek ile beraber toplamda 3 ilmeği beraberce örüyorum ve bir kez şişimin başına ilmek doluyorum. Bunu asla unutmuyorum. Evet. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzünde bu şekilde işlem uyguluyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet modelimin dördüncü sırası ve arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeği bakın ipi kendi tarafıma alarak örmeden alıyorum. Takip eden ilmeğin ters Yine ters bir şekilde ördüm. Takip eden ilmeğim dolayarak kalmış olduğum ilmek örmeden alıyorum ve şişimin başına bir kez daha ilmek doluyorum. Bir ilmek ters. Örmeden aldım, ilmek doladım ve bir ilmek ters. Örmeden aldım, ilmek doladım. Bir ilmek ters. Bakın en son kısımdaki başına dolayarak almış olduğum ilmek. Bunda ne yapıyorduk? İpi kendi tarafımıza alıyoruz ve örmeden alıyoruz. Sadece baş ve son kısımdaki bu ilmeklere dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Modelimin 5. sırası ve ön yüzündeyim. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bütün ilmekleri ters bir şekilde örüyorum. Şu ilmeğimi düzeltelim. Evet. Takip eden Bakın arkadaşlar burada iki tane başına dolayarak almış oldum ilmek var. Umarım gözüküyordur. Şöyle bakın. Önce ilk geleni ona şişimden çıkarttım. Sonra arkasındakini yine ters bir şekilde örüyorum. Modelimizin 5. ve 6. sırasında bütün ilmekler ters bir şekilde ilerliyor. En son kenar ilmeğimi de örüyorum. Ve modelimin 6. sırası son sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden bütün ilmeklerimi ters bir şekilde uyguluyorum. Oldukça şık, oldukça zarif duran bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Sizinle birlikte modeli bu şekilde iki kez kurmuş olduk. Gördüğünüz gibi hafif kabartılı bir model. Şöyle ben daha öncesinde büyük bir parça örmüştüm arkadaşlar. Sizlere onu göstereceğim. Şöyle bakın. Şu küçük parçaları alalım. Şöyle kendiniz bakın ve kendiniz karar verin. Çok şık. Çok güzel değil mi sizce de? Bence çok güzel oldu bakın. Bu şekilde ben altına birkaç sıra olacak şekilde haroşa uyguladım. Sizler farklı lastiklerde uygulayabilirsiniz. Bu şekilde yaparak e, çeyizlik gerek bayan yeleği olabilir arkadaşlar. Şöyle bakın boyundan başlayarak başlayarak ördüğümüzde de bu şekilde duruyor. Bu şekilde bebek yelekleri, hırkalar yapabiliriz. Atkı, bere, şapka, süveter tarzı örgüler yapabiliriz. Şöyle modelimin arka kısmını da göstermek istiyorum. Arkası da gayet güzel. Kenar ilmeklerim Gayet değerli, toplu, çok şahane bir model oldu. Evet, dediğim gibi her türlü yelek modellerinde uygulayabilirsiniz. Bu e, bayan yelekleri olabilir, anne yelekleri olabilir, çeyizlik yelekler olabilir, bebek yelekleri olabilir. Her örgüye yakışabilir arkadaşlar. Her türlü iki şiş alanında kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Evet, bugünkü örgü videomuzda bu şekilde bir model paylaşmayı tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.